Nedir Arat Bey? Bilmemiz gereken bir şey var mı? Ah be Birce'ciğim. Evde buldun, niye vermedin? Benimle geldin buralara. Evde verseydim buraya gelmeyecektim. Ben de annemin nerede olduğunu öğrenemeyecektim. Of benim güzelim. Anneciğim, hadi gel biz seninle anne kız konuşalım. Hadi in. Çıkalım mı Özge Hanım? Siz Birce ile gidin. Ben Jale ile kalacağım. Gerçekten mi? Bunu yapmana gerek yok. Biliyorum gerek olmadığını. Güzelim, iyi misin? İyi. Tamam. Hadi evde görüşürüz. Hadi gel binelim arabaya. Benim sana söylediklerimi unutma, tamam mı? Tamam. Hadi evde görüşürüz. Kemerini de tak. Yaptın? Yani az önce çok korkmuştun. Bir anda keyfi yerine geldin. Nasıl neşelendirdin? Bu evin aslında rengarenk ve çok güzel bir ev olduğunu anlattım. Çok mutlu bir ev olduğunu. Yangından dolayı böyle olduğunu anlattım ona. Benim içeride çok mutlu olduğumu, benim için üzülmemesi gerektiğini anlattım. Ve o da hemen inandı, kabul etti yani, öyle mi? Bak Özge, sen Birce'yi benden daha iyi tanıyorsun. Kabul. Birce inanmıyor, sorguluyor. Jale, ben sadece... Sen sadece beni başkalarıyla karıştırıyorsun ama ben onun annesiyim. Çocuklar annelerine inanır, onları sorgulamazlar. Sen annene inanmaz mıydın? Yani benim annem böyle bir durumda beni neşelendirmeye ya da durumu yumuşatmaya çalışmazdı. Gerçeği tokat gibi suratıma vurmayı seçerdi. Yani ona göre benim üzülmem önemli değildi. Üzüntüyle başa çıkmayı öğrenmemi umursardı. Öğrenebildin mi peki? Ben bunun öğrenilebilen bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ha, sorunun cevabına gelecek olursak eğer, ben aleme inanmazdım.